İlk kayınvalidem Songül Sultanım. Dün ağlıyordu buralarda. Aslında şey için ağladım. Mehmet Canan Aleyna'yı böyle kucağındaydı ya. Çok duygulandım. Ona mı ağladın? Evet. Ya. Güzel. Oluyor, yine çıkartıyorum, elimden geleni yapıyorum. Yine olmuyor. Ha, bugün özgü bir şey olsa hiç gocunmam. Ama olunca da vermiyorsun zaten puan. Anlamadım. Ağlamanı da, yani ne bileyim, ağlamanı da pek samimi bulmuyorum. Güzel. Şaşırtıcı. Ya, ben seviyorum Aleyna'nın nişanlısına olan düşkünlüğü. Hoşuma gidiyor. Ne güzel, gençler sevsin, hep aşk olsun. Böyle kağıt gibi olmuş. Hmm. Tadı güzel, sarması da güzel ama çok kağıt gibi olmuş. Hmm. O kadar dolunca kuruyor. Kurumuş, evet. O zaman evet. Da tadı olmuyor. İkinci tabağımız. Tat olarak güzel. Fıstıkların da güzel. Modern bir şekilde koymuşlar. Ama bu da kuru olmuş. İnci açmak bugün kabahat olacak galiba. Evet. Ama tad olarak aynı. Peki. Fena değil diyerek bırakıyoruz incecik katmerlerimizi. Üçüncü tabağın. Sanki onlardan bir tık daha güzel, yumuşacık, daha güzel koparabiliyorum. Çok kuru da olmaz. Bu ortası. Ha, çıtırlığı da var, evet, diyorsun. Evet, var, çıtırlığı var. İçini malzemeyi güzel serpiştirmiş mi? İçini malzemelerini güzel koymuş, üstünü fıstığını da güzel koymuş. İyi, hadi bakalım son tabağın. Tad oranı tamamdır ama yanmış ve çok kağıt gibi olmuş. Puan veremeyeceğiz herhalde. Yani yine Aleyna bana kızacak ama bak, bulursam... Bugün kimseye bakma, bugün kendine bak. Evet. Sen bugün nasıl kendini hissediyorsan öyle yap. Bir. Önemli bir gün. Dördüncü tabak 1 puan. 5. Üçüncü tabak 5 puan. 1. İkinci tabak 1 puan. 1. Ne? Birinci vallahi tabak... Vallahi gelinler beni... 1 puan. Evet. Kusura bakmasınlar. Kimse kimseye acımayacak. Tut kenarlarından lütfen. Hangisini tutayım? İkinci tabağı açalım. 3 tane çıtır çıtır incecik katmeri harcadık. İlk birimiz kime gidiyor bakalım? Çok pişirmiş. Çok ince açmış. Üstüne bir de yakmış. Biri aldı. Aç görelim. Açayım mı? Ayaklarım titriyor. Açmalıyız. Özlem. Ne diyeyim ki? Ne diyeyim? Sen zaten gelini bulmak için, en kötü tabağı seçmek için elinden geleni yapıp diğerlerine puan vermiyorsun ki. Bulamıyor ki. Bak. Ben burada tabağımı savunmama gerek yok ki. Yanlış konuşuyorsun. Ben bana verilen ölçüde yaptım. O zaman sizlere veriyorum puanı. O zaman en kötüyü siz yapıyorsunuz. Hazırladım. Zaten biz yapıyoruz. Kötüyü siz yapma. Sana verdim puanı dün. Demek ki kötüyü sen yapmışsın. Nasıl? Dünü konuşmuyoruz, bugünü konuşuyoruz. Yine bulamadı. Özlemciğim, ben gelinimi tabağını değil, senin tabağını bulmaya çalışıyorum. Buldum ve 1 verdim. Hatay katmeri nasıl olur? Bunun gibi. Gözleme gibi mi, ne? Kalın mı, ince mi? Tam ortası. Ne ortası ince mi derken, hayır, o ne hayır, ki? Hayır. Bunun gibi derken o ne mesela? Bunun gibi diyorsunuz ya, o ne? Hayır, marifet zar gibi açabilmek, ince açabilmek. Ama kağıt gibi olduktan sonra kağıt da... Kağıt gibi olur zaten. Öyle olması gerekiyor. Peki, şunu öyle sorayım. Öyle olması gerekiyor. İnce açılan şey çıtır mı olur, yumuşak mı olur fırında? Çıtır olur. Tabaklar çıtır ve ince açıldığı için şu an 3 tabak 1 aldı. Ama çok ince açmışsınız. Öyle olacak. Öyle olmak hayır, zorunda. Siz bir, bak, siz bunu bir tık kalın yapmış olsaydınız... Yok. Bak bir şey söyleyeceğim. Öyle değil işte. Bak bir tık kalın yapmış olsaydınız fırına da girip çıktığı zaman... Siz söylemeyin. Bak. Siz yumuşak bir tatlı seviyor olabilirsiniz. Hayır. Hayır.
Öyle yaptınız. Şu an en yumuşak ben buradan görüyorum. Gözleme evet, gibi bir... Bu ortalaması. Bak, ortalama diye bir şey yoktur katmerde işte. Ya bakın şunu deyin ama demeyin ki katmer ince olmaz demeyin. Deyin ki... Ama yavrum olur da kağıt gibi olmaz ki. Olur. Olur. Olmaz. İki birimiz daha var. İkinci birimiz kime gitti finalde? İkinci birimiz burada. Kaldır Songül Sultanım. Damla. Elinin sona kaldı. Hadi bakalım neler yap. Yani çok özür dilerim ya. Gerçekten incecik. Kağıttan da ince açtığım için özür dilerim. Kağıt gibi bisküviler var ya. Onun gibi olmuş. Ya Songül teyze sen çok biliyorsun ya. Gerçekten sen tabii çok biliyorsun. Tabii ki bileceğim. 60 yaşına gelmişim ben. Sen mi iyi biliyorsun? Sen benden fazlasını bilemezsin. Bak şeften de mi iyi biliyorsun ya? Senin hiçbir şey bilmediğin belli de zaten. Şef burada bize anlatırken şu tezgahta açıyorsunuz ya tezgah görünecek dedi. Demedi mi kızım? Tamam ne güzel söylemiş. Tezgahınız görünecek ama fırında bekletin bu kadar dememiş. Fırında bekletin bu kadar yakmışsınız, derken? Yakmışsınız. Nasıl yakmışız? Evet yakmışız. Niye tabağına yerisettin o zaman? O da yanık. Tabağıma neden yanık demedin? Kuru. Hepsine yanık demek zorunda mıyım ben? Tadı çok güzel dedin. Ama tadı hepsinin güzel dedim. En kalın açana mı verdin? Kalın değil tam ortası. Damla ben bugün kötü tabak aradım. Onda seni buldum sana da bir verdim. Asla böyle bir ben şey yok. Ben sana beşi yok. Verdiğim zaman asla yemek yapmasını biliyorum. Şey beşi olamaz. Veremediğim zaman bilmiyorum. Şu an Hataylılar seni kınıyor gerçekten. Kim kınıyor? Hataylılar seni kınıyor. Ya böyle Hataylılar bir, beni kınamaz. Böyle bir düşünme tarzı var mı ya? Hataylılara selam gönderiyorum. Hatay katmiri budur. Aha. Böyle olur. Siz de ama bunu Hataylı değiştiremez. Gelip bunu yese seni kınar. Beni kınayamaz. Beni de kınayamaz. Benim burada gördü seyirci. Seni orada tabağımı da görüyor. Hiç kusura bakma. Sen yorumlayamıyorsun. Hiçbir şeyden de anlayamıyorsun. Git sen ya. Gerçekten sen bence git. Bence sen git. Yok sen bence git. Bence sen git. Ben buradayım. Sen biraz altınları alınca böyle havalandın. Ben ağzın buradayım. Çok laf yapmaya başladı. Ben buradayım. Evet aha. Yaparım. Songül teyzeciğim sen bana bir versen de ben o çeyreği rahat rahat alırım. Sen hiç merak etme. Şimdi bu bizim övdüğümüz tabak kendi gelinimizin mi, yeşimin mi? Çok değerli bugün bütün alınan puanlar bu gelinimiz kayınvalide puanlarına 5 puanla başlıyor. Çok havalı. Aç görelim. Gelsin. Ay kıyamam sana. Şöyle destek olayım. Yaslan bana. Hadi yaslan bakalım belki uğur getirirsin bana. Yeşim mi gelini mi? 3, 2, 1. Kaldıralım. Aleyna! Vay 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 neler oluyor. De buydu zaten. Aynı senin kayınvaliden. İyi misin? Gibi. Buydu. Güzel yaptın, iyi yaptın. Kurtarır mı bizi bilmiyorum. Ama güzel. Burada teşekkür ederim. 5. Ben alsaydım utanırdım zaten. Aa yapamamışım bugün katmeri derdim. Biraz yiyebilir miyim? Gelinliminkinden. Yiyin yiyin. Çekinmeyin. Tabak afiyet sizin. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Problem yok. Ben yine bir şey demiyorum. Bir bardak su alabilir miyim ya? Yere elim için. Ellerim titriyor. İyi misin? İyiyim. Emin misin? İyiyim. İyi misin Songül abla? Su vereyim mi? Su al. Tansiyonun mu düştü? Tansiyonun mu var? Sakın ya. Yok yok bir şey yok bir şey yok. Aa, boğazım abla. Kurudu. Bir şey yok bir şey yok. Boğazım kurudu. Bir şey yok. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Yok yok iyiyim. Ne oldu? Tansiyonun su alayım mı düştü? Oturtalım mı seni? Evet, tamam dur şey bir sakin ol. Titriyorsun bak dikkat et şimdi bayılacağın acele şey etme, olacak. Acele etme. Kalkayım mı sen misin? Sakın bayılma bak kafanı falan vurursun. Titriyorsun ama. O, tamam. Heyecan yaptın tamam bir şey yapma. Duramayacak tamam. Gibiysen de şey yapalım oturalım. Emin misin? Sakin ol heyecan yapma. Emin misin? Çok iyi. Panik yapıyorum orada tabağı alacağım. Yeşimciğim. Benim yaptığım taktikler ayağıma dolarmadı. Bak gelinimi buldum. Geçmiş olsun anlıyorum. Kayınvalideler gerçekten bizim gibi değiller. Bizim bile sinirlerimiz çoğu zaman geriliyor. Özellikle bugün final. Belki birazdan şu kapıdan ben çıkacağım. Sebebi ne? İnce katmer yaptığım için, fırında pişirdiğim için, marifetimi gösterdiğim için bu benim ağrıma gider işte. Gidersem diyeyim ki ben bugün bir aksilik yaşadım, yapamadım. İnsanın zoruna bu gidiyor. Yoksa ben gelininizi bulun. Ona hiçbir lafım yok. Ama burada 80 milyonun önünde
kalkıp katmer öyle olmaz, şöyle olmaz bunları duyunca daha da bir almaktan daha ağır geliyor bana. Beyhan teyze bir de aynı yormuyor. Yapıyor. Beyhan teyze de göz göre göre burada yaptı. Ben bunu, çok şahit oldum. Bulmayı konuşmuyorum. Bak, ben aşkım. Çok şahit evet, oldum. Olmamış dediği tabağa korn verdi altından sen çıktın, altından hayır. sen çıktın. Beğendiği evet. tabağa sırf sen olmadığını anladığı için hayır. bir verdiğini ben çok şahit oldum Yeşim ama ya. Ama benim kayınvalidem hangi gün olmamış dediği tabağa 5 verdi? Bu tabak olmamış. Benim kayınvalidem olmamış demedi ki. Tek kalın olmuş dediği tabağa 5 bak aşkım bir şey söyleyeyim mi? Bak emin olun bugün size 2, 3, 1, 5 diye puan bizim verecektim. Bizim şu an öyle bir lüksümüz yok Yeşim. Yok bak. Benim kayınvalidem gelip neden, ona puan dağıtması ne ama demek? Onu koyup. Elenmek demek. Stratejine ben yapamaz bunu. Yapma strateji değil. Buradaki herkes bunu yapıyor. Anlatamıyorum. İstiyoruz ki hepimiz kayınvalidesi gelsin hepimize bir, kendimize 5 versin. Hanginiz bunu istemiyorsunuz? Hepimiz anlatamıyorum galiba. Bir daha konuşayım. Seni bulması, senin yaptığını düşündüğü tabağa 5 vermesine okeyim. Strateji yapsın, herkese 1 versin okeyim. Ama kalkıp katmer ısrarla böyle olmaz, böyle olmaz dediği zaman da ben derim ki ben ortaya güzel bir tabak çıkardım. Songül abla akıllı bir kadın bunu değil de bunu yapmıştır diye düşünerek strateji yapıp demiştir ki bunu benim gelin yapmıştır. Beğenmedim. Ben de çok bir şey söyleyeyim. Ya bak, neden beğenmedim demiyorsun? Desene beğenmedim de. Hayır Yeşim ne zoruna gidiyor anlamadım. Sana yüksek puanı vermem gerekiyordu. Kızaran tabak aramıyorsunuz ki. Hamur arıyorsunuz. Pişmeyen arıyorsunuz. Hayır. Katmer kızarır, çıtırdar, nar gibi olur. Ben böyle gördüm. Resmen beni aslında tebrik etti. Katmer ince açılır, süper yapmışsın. Bir. Pes bir şey demiyorum. Ben yanlış biliyorsam madem öyle diğer kayınvalideler de gelsin bana anlatsınlar. O zaman da hamur derlerdi.